Merhaba. Welcome to our embassy. Thank you, Mr. Ambassador. Türkiye'deki yolculuğu 2019 yılında başladı. Bugüne kadar doğudan en batıya tüm şehirleri dolaştı. Gittiği yerlerin kültürünü ve tarihini öğrendi. Hrvoje Cvitanović, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi. 20 yıllık diplomatlık kariyerinin son 3 yılında Türkiye'de görev yaptı. Cvitanović, Büyükelçilik binasının kapılarını TRT Haber için açtı. Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye ile ilgili duygularını TRT Haber'e anlattı. Cvitanović, Türk yazarların kitaplarını okumayı seviyor. Bu şekilde hem Türkiye'yi hem de Türk insanının değerlerini daha iyi anlıyor. İlk olarak Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. İkincisi, kendimi burada çok rahat ve iyi hissediyorum. Üçüncü olarak da insanların sıcaklığına hayranım. Hırvat Büyükelçi, sokaklarda halkın arasında olmayı seviyor. Sosyalleşmek, onun tabiriyle en büyük hobilerinden. Türk mutfağının onun için ayrı bir yeri var. Kelle paça çorbası ve kokoreç en sevdiği yemekler arasında. Çay and kava. Biz de Hırvatistan'da çay ve kahve diyoruz. Bir yere gidip çay dediğinizde size çay getireceklerdir. Yeni yıl kutlamalarının da sarma ve yaprak olmadan anlamsız geçeceğini söyleyebilirim. Hırvat Büyükelçi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesi için birçok girişimde bulunuyor. Bunun için Hırvatistan Büyükelçiliğini salgın süresince açık tuttu. Turkish integration processes in the family of Hırvatların kurucu halklarından birini oluşturduğu Bosna Hersek'te de Türkiye durumun sakinleşmesi ve Bosna Hersek sınırlarının olduğu gibi kalması için önemli bir rol oynuyor. Hırvatistan Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde büyük bir destekçisi. Büyükelçi son bir yılda Türk yatırımcıların Hırvatistan'a ilgisinin %150 arttığını da belirtti.